Şimdi ya sen beni öldüreceksin ya ben seni. Ben seninle hiçbir yere gelmem Azat abi. Gelmem. Reyhan hala mı? Bunca şeyden sonra mı? Seninle bana cenneti verseler, oradan bile vazgeçerim. Ben o Ali bir kere tuttum Miran Bey. Bir daha tutacağıma ölürüm daha iyi.
Dayan, dayan. Dayan, kurtulduk. Reyhan! Reyhan! Aç! Aç gözlerini! Ne olursun aç! Reyhan! Aç gözlerini! Reyhan, aç gözlerini! Reyhan! 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 Hadi! Ölemezsin! Ölemezsin! Sakın ölme! Ölemezsin! Baba, iyi misin? Hastaneye götüreyim seni. Eve gidiyoruz oğlum. İyisin ama değil. İyiyim. Ne diyorsam onu yap. Çocuğumun başını yaktınız be! Başını yaktınız! Benim kızımı suçsuz yere ellerinizle ölüme yolladınız! Şimdi arayacaksın, getirecek kızımı! Yoksa şuracıkta ellerimle alırım canını! Yenge, bırak! Ne yapıyorsun? Ara Azat'ı! Hemen dursun! Ara! Reyhan, dur! Reyhan, dur! Reyhan! Reyhan, dur! Reyhan!
Sen ne istiyorsun benden? He? Ölmeme bile izin vermedin. Bırak beni. Bırak. Hatayı bir kez yaptım. Bak ne oldu? Abi neredesiniz? Kılımı versin telefona. Reyhan'ın sesini duyacağım. Bir şey yapmamış değil mi? Yenge bir dur. Abi Reyhan'a. Reyhan gitti yani. Reyhan gitti. Alo. Kızım sana varmadı diye onun canına kıymadın değil mi? Olur mu öyle şey Yenge? Ben Reyhan'a kıyar mıyım hiç? Avuçlarından kayıp gitti. Sen ne diyorsun? Ne demek avuçlarımdan kaydı gitti? Atı kendini köprüden. Tutamadım. Bir anda peşine atladı. İkisi de çıkmadı. Sen nereden geliyorsun? Yavrumun canını aldın. Zehra! Zehra! Ne oluyor burada? Zehra tamam. Zehra! Kurban olayım Zehra! Senin yüzünden oldum. Senin yüzünden öldü evladım. Sorgusuz sualsiz canına kastettin. Azrail gibi dikildin önüne. Canını kıyacağım diye didindin durdun. Öldüreceksin. Öldüreceğim bırakın. Bırak yenge bırak. Hazar. Al götür karını buradan. Hadi. Canına kıydın. Sen de suçlusun. Bana yemin ettin. Canına kıydın az. Canım ağladın hep kızım. Kurban edin. Abi sus. Sen de suçlusun, hesap vereceksin. Ya kurban olayım bir kendine gel. Niye öyle diyorsun? Ne demek öldü? Ne oldu? Azat dedi ki. Peşinden atlamış. İkisi de bir daha çıkmamışlar kızım benim. Yok ölmemiştir. Reyhan ölmedi. Sen nereden biliyorsun? Kulaklarımla duydum diyorum sana. Azat her yerde aramış bulamamış. Tamam sus bir dinle. Azat bir yere öyle söylemiştir. Babamı oyalamak için öyle söylemiştir. Ya sevdalı Reyhan'a biliyorsun sen de. Babamdan korumak için öyle söylemiştir Azat. Ben bilerek emanet ettim. Git bul o zaman. Git bul kızımı Azar Bey. Ben onun sesini duymadan, yüzünü görmeden inanmam. Kendine gel. Bulacağım. Söz veriyorum bulacağım. Ne yapalım? Niye bana? Tamam. Çok mu acıyor? Sen
çektirdiklerinin yanında ayağım ne ki? Öyle yürüyemezsin. Ne yapıyorsun? Ayağını saracağım, böyle yürünmez. Dokunma bana. Al ayakkabılarımı giy o zaman. İstemem. Sırtımı alayım. Benim sırtımdaki yükü senin sırtın taşıyamaz. Reyhan. Yeter. Ya ben sana ne ettim? Sen ne istiyorsun benden? Hayatıma girdin. Kalbimi aldın. Masumiyetimi aldın. Beni aldın. Sonra bir sabah suna üfledin. Kıyametim koptu. Bırakmıyorsun ki öleyi. Bırakmıyorsun ki bitsin. Döndüm ya. Geldim işte. Şu duvarların dili olsa neler anlatırdı, neler. Mutluluklarımın, kahkahalarımın üzerine kanlı gözyaşları döktürenlerden aldım intikamımı. Gözyaşlarımın üzerine güneşler doğdu. Bundan sonra bana gam yok. Evlatlarımın değil belki ama torunlarımın sesleri düşecek bu havluya. Bekleyen her şey soğur, eskir. Ben bekledim. Hiç soğumadı içim. Hiç eskimedi acı. Evimden ayrı geçen her güne bir yıl ekledim. Ben Azize Aslan Bey. Kazandığım her şey tırnaklarım. İşte şimdi geri döndüm. Evime, topraklarıma döndüm.
Efendim. Ablam. İntikamınızı aldım. Soğun ciğerini söktüm yerinde. Anlasana, gidemezsin hiçbir yere. Anla artık. Dur. Çok şükür herkesten önce bulabildim sizi. Çok korktum aga, çok korktum. Herkes sizi arıyor. Azat öldüğünüzü zannediyor. Bizimkiler bulursa Reyhan'ı, Şahat olur bulursa seni öldürecek Miran. Fro, bize bir yer lazım. Kimsenin bilmediği, bizi bulamayacağı bir yer olsun. Merak etme. Oraya gidiyoruz zaten. Yok. Ben gidip soracağım. Ne olmuş? Miran nerede? Otur yerine. Ne oturacağım ya? Geldi çıktı yukarı. Bir şey dediği de yok. Benim kocam nerede? Çıktı gitti. Haber yok Miran'dan. Elif. Neredeydin sen? Ne ara çıktın? Elif. Ne bu halin? İyi vallahi. Bu evde beni kimsenin taktığı yok. Buna da ne olduysa şimdi. Sana ne kızım, bırak yesinler birbirlerini. Ne
namusunuzu aldık ne demek babaanne? O adama dediklerini duydum. Aslan beyler namusunuzu aldı dedin. Ne yaptınız siz? Bana anlatacaksın ne yaptığınızı. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Yüzüme bakmayacak mısın babaanne? Bundan sonra benden habersiz dışarı çıkmayacaksın. Neler olduğunu bilmek benim de hakkım. Haddini aşıyorsun. Odana git. Elif! Hayatta her şeyden önce insanın ailesi gelir. Bunu sakın unutma. Şimdi hepiniz beni can kulağıyla dinleyin. Bize tuzak kurdular. Bizi insan içine çıkamaz hale getirdiler. Kötülük uyumamış. Kötülük 27 yıl sinmiş beklemiş bir köşede. Dişlerini bize geçirmek için bilemiş. Bilemiş de bilemiş. Baba ne diyorsun Allah aşkına? Bu zamana kadar kim bize el uzatabilmiş ki? Kanlılarımız. Aslan beyler geri dönmüş. Aslan bey de kim? Şimdiden sonra hepiniz tetikte olacaksınız. Gözünüz açık, kulağınız kesik olacak. Düşman can evimize kadar girmiş. Baba, bu toprak davası kapanmadı mı? Hani bunlar göçüp gitmişti? Ne bileyim, soyu sopu kurmamış mı? Daha neyi soruyorsun Cihan? Kurmamış ki dönmüşler. 27 yıl sonra gelip bizden ölçlerini aldılar. O soysuz Miran Aksoy değilmiş. Miran Aslan Bey'miş. Miran mı? Ondan sonra Bereyan kalacak ne Şadol. Bütün midyat başların üstüne yıkılacak. Ne demek bu Hazar Bey? De hele ne demek bu? Kim kimden neyin ucunu alıyor? De hele! Ne düşmanlıydı bu kadar onca sene beklediniz? Ne kötülük yaptınız ki benim kızımdan çıkardılar acısını. Hazar. Al götür çıkar şu karını. Bak elimden bir kaza çıkacak. Çıkar şunu. Çıkmıyorum. Ne konuşulacaksa burada benim yanımda konuşulacak. Çıkmıyorum. Çıkın. Hadi hepiniz çıkın. Ben geleceğim yanına. Oğullarım kalsın sadece. Hadi. Ben çıkıyorum. Ama şunu unutma ki o evlat benim evladım, benim, senin değil. Azat'tan haber var mı? He, var baba. Reyhan köprüden atlamış. Bu Miran soysuz da peşinden atlamış. İkisi de suna çıkmamışlar. Bir işi beceremedi oğlum. Adamları topla git. Öldülerse ölülerini getirsinler. Yok yaşıyorlarsa sıksınlar kafalarına, gebertsinler öyle getirsinler. Niye ya? Niye? Biraz önce kendin söyledin. Benim kızımı kurban ettiler. Benim kızım masum. Hiçbir suçu yok. Niye öldürülecekmiş Reyhan? Hazar, bu saatten sonra kızın suçu var yok, bakacak halimiz yok. Bu kız lekelendi mi, lekelendi. Ya baba! Tek laf etme! Susacaksın!
Şadoğlu ailesinden ona leke soruldu. Süren de, sürülen de ölecek. Baba. Abim haklı. Yani o adamlar bize oyun yaptı. Reyhan bizim canımız, kanımız. Eğer bir suçu günahı yoksa neden onu öldürüyoruz ki? Sen kim oluyorsun da benim aldığım karara karşı çıkıyorsun? Ben bulunacak diyorsan bulunacak. Kafalarına sıkılacak diyorsan sıkılacak. Ben de bu kızın amcası olarak, baba yarısı olarak böyle bir şeye müsaade etmiyorum. Baba! Senden müsaade isteyen yok. Haddini bil. Çık git. Onları bulmadan da eve gelme. Nazar. Evladım dediğin o piç bir vebal ödediyse bunun günahı sendendir. Babaların günahlarını evlatlar öder. Eğer ben günah işleseydim sen ödeyecektin. Ama sen günah işledin, Reyhan ödedi. Derine düştün. Hadi bakayım bana. Sen ne demeye Reyhan'ın derine düştün? Sakın itiraz etmeye kalkma. Orada bütün konuştuklarını kendi kulağımla duydum. Babana karşı onu savundun sen. Handan, aklın ermeyeceği işlere karışma. Neymiş bakalım benim aklımın ermediği iş? Anlat da öğreneyim. Bu iş artık babamın yanında durmakla olmayacak. Ne diyorsun? Diyorum ki, babam bugün var, yarın yok. Abimi de kollamam lazım. Sen seyreyle bakayım. Adam olarak görmediğin kocan neler ediyor bundan sonra? Sen yeter ki oğlunla kızına sahip çık, ayağıma dolanmasınlar. Ben çocuklarıma gayet güzel sahip çıkarım Cihan Şadoğlu. Esas sen ne yapacaksın onu düşün. Sen asıl o salonda konuşulanları iyice anla, ne olduğunu fark et ki ona göre yap ne yapacaksan. Ya nedir yine başladın susmuyorsun? Ya Cihan bir dur ya. Allah Allah bir dur dinle. Allah Allah ya. Tamam, bu adamlar sizin kanınız. Tamam, toprak yüzünden aranızda husumet olmuş, kan davası çıkmış. Korkmuşlar, kaçmışlar. Şimdi de geri dönmüşler hesap görmeye. Bu adamların tek derdi öç almak olsa niye Reyhan da Reyhan diye tutturdular? Bir düşün bakalım. Nasıl yani? Şimdi bunlar bize kız istemeye geldiklerinde baban yarını verelim demedi mi? Ha dedi. Ha, niye he demediler o zaman? Bunların tek derdi Şadoğlu'nun namusunu kirletmekse hazır kızı da vermişler. Gerçi Allah korudu ama yarını alıp atsalardı gene öç almış olmayacaklar mıydı? Niye Reyhan da Reyhan diye tutturdular? Kim yapar niye? Aklıma tek bir şey geliyor baba, yoksa sakın. Benim de. Ama onlar gitti. Bittiler. O köprünün altından çok su attı oğlum. Kaç yaz, kaç kış geçti. Geçen yazlar, kışlar acıyı unutturur mu? Yo yo. Aklından çıkar onu. Çünkü mesele toprak meselesi değil. Başka bir şey var. Mesele sadece Şadoğlu'yla da ilgili değil. Abimle de ilgili. İşte ben de onu diyorum. Akıllı ol Cihan. O abinle baban var ya, sana eksik konuşuyorlar. Sen akıllı ol, işin aslını öğren. Eksiğin gediğin nerede olduğunu bilirsen, nereye vuracağını da daha iyi bilirsin.
Zehra. Pazar Bey, ben senden razıyım. Allah da razı olsun. 17 yaşımda dul kaldım. Karnımda bebeğiyle beni aldın. Bir günden bir güne yüzüme vurmadın. Gönlümü kırmadın. Evladıma babalık, bana kocalık ettin. Hakkını ölsem ödeyemem. Ben de senin başını yere eğdirmedim. Sana bir de evlat verdim. Şimdi senin üzerinde şuncacık hakkım varsa bana diyeceksin. Benim kızım kimin günahının bedelini ödüyor? Bu aslan beyler kim? Niye yanımdan aldılar hınçlarını? Sen başıma eğdirdin, Derya. Anlatacağım ben sana. Gerçekleri öğrenmek hakkındır. Ne o? Kim arıyor? Reyhan mı yoksa? Alo? Nigar Ana? Güley mi? Zehra! Gül! Gülüm! Gül uyanmış! Gözlerini açmış! Bizi sormuş Hazar Bey. Güle gidelim haydi. Sen git. Ben Reyhan'ı bulup geleceğim. Sana verdiğim sözü tutacağım. Kızımızı bulup getireceğim sana. Ya ben... Gül Hanım şimdi ablasını sorar. Sen git. Canım pahasına da olsa kızımızı bulup getireceğim sana. Olur. Biz de ailecek çok şaşkınız. Hı hı. Aynen. Aynen. Ne oluyor burada? Ben seni sonra ararım Meryem. Ne o? Kızımın odasına mı yerleştin? Ne yapıyorsun burada? Vallahi bilmem yenge. Burada daha büyük. Belki geçerim. Sen kimin odasına geçiyorsun? Benim kızım öldü mü be? Ölmüş ya işte. Yalan! Sen benim kızım ölsün istiyorsun ama benim kızım ölmedi. Gelecek. Anladım. Bu odaya kimse dokunmayacak. Eğer ki bir çöpü elleyen olursa Allah şahidimdir ki kendi tırnaklarımla parçalarım onu. Anladın? Bu odaya kimse dokunmayacak. Bu kapıyı kimse açmayacak. Bu odayı bir kişi açacak, o da Reyhan. Bunu herkes böyle bilsin. Emrin olur hanımım. Açılmayacak elbet.
Hadi in. Hadi. İnmem bırak. Nereye getirdiniz beni? İnmeyeceksin de ne yapacaksın? Arabada mı oturacaksın? Giderim. Nereye gideceksin bu kör karanlıkta? Bırak. Bak, buraya kadar sabrettim ama sabrımı taşırıyorsun. Hadi. Ya bırak dedim. Bırak. Dikkat et, dikkat. Hadi. Bırak, bırak. 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 Seninle aynı evde kalacağıma ölürüm daha iyi. Kalacaksın. Hiç boşuna uğraşma. Kendimi öldürürüm o zaman. Yapamazsın. Sen beni ne kadar tanıyorsun ya? Ne yapıp yapamayacağımı nereden biliyorsun? Ben nasıl senin bana yapacaklarını bilemediysem... ...sen de benim yapacaklarımı bilemezsin. Çek elini. Çek elini dedim. Anla artık. Bırakmayacağım seni. Sen daha benden ne istiyorsun? Yaşamanı. İnsan bir kere ölür. Bırak gideyim. Seni bırakacak olsam peşinden atlamazdım. Bırak. De bırak. Ya sen ne biçim insansın? Sende ne biçim vicdan yok? Bırak. Bırak. Miran bırak. Ne yapıyorsun? Miran aç kapıyı. Miran. Miran aç kapıyı. Miran. Ya beni bu adamın elinden tutar ya da al canımı. Anne, babamlar nereye gitti ki? Eğer suyu atladıysa nereden bulacaklar? Anne, dedem. Baba sen nereye? Karışmayın siz, işinize bakın. Tamam, arabayı hazırlayayım. Elektrikler yok mu ya? Miran ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Yok bir de ne yapıyorum diyor ya. Yok kızın peşinden köprüden aşağı attın kendini. Ölebilirdin. Ölsem ne olur ki? Hep burada saklanamazsın. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ben de bir yol bulmaya çalışıyorum. Aka. Önünde sonunda bu kızı eve göndereceksin. Hep yanında tutamazsın biliyorsun. Bunun ne evi ya? Ha? Görmedin mi kızı evde ne yaptıklarını? Ya tamam. Tamam gördüm. Miran. Kardeşim. Bak bu kız senin düşmanın. Bu kız senin babanın katilinin kızı. Bu kızı yanında tutamazsın. Azize ana varken bu kızı yanında tutamazsın. Aga, çok üstün.
üstüme geliyorsun. Gelme. Hey. Ben medyata döneyim. Azize anaşım çıldırmıştır. Ha, bu şirketin telefonu. Bir şey olursa bundan haberleşiriz, tamam mı? Fru, sen bizi görmedin, tamam mı? Tamam, tamam aga. Sen dikkatli ol ha. Bak, burayı bilmiyorlar. Akıl etmezler buraya bakmaya ama... şeytanın işi gücü yok. Aykol. Sen bir şey olursa haber et, ben hemen uçarı gelirim, tamam mı? Ha, şey, içeride temiz kıyafet var. Elektrik işini de yarın çözeriz, tamam mı? Eyvallah. Hadi eyvallah. Giysilerini al, bunları giy. Kuru en azından. Giymeyeceğim. Ya Reyhan, hadi bırak şu inadı. Görmüyor musun halini, tir tir titriyorsun. Ne yapacaksın şimdi de, soğukla mı inatlaşacaksın? Çık dışarı. Sen buradayken giyinmem, dışarı çık. Gelip zorla giydirmemi istemiyorsan çabuk giy şunları. Ne seninle oturmak istiyorum, ne de seni görmek istiyorum. Gözünü kapat o zaman. Sobayı da şömineyi de yaktım. Odalar buz gibi. Burası ısınacak birazdan. Ne yapıyorsun sen? Yüzünü görmüyorum en azından. Azize! Bu sırtlan sürüsü mü koruyacak seni benden? Bunlara mı güveniyorsun ha? Alın lan! Bakın! Canına mı tutadın ha? Bu ne cüret?
Sen o pis ayaklarına nasıl girersin benim konağıma? Senin iyine meraklı değilim. Sana diyecek bir lafım var. Çok da umurumdaydı. Senin o leşini kapınızın önüne attırtmadan defol git buradan hadi. Senin torununun leşini bir bulsunlar hele. Onu götürüp ibreti alem için Midyat meydanına attıracağım. Sen de gidip o leşi oradan alacaksın. Sen ne diyorsun? Torunun geberdi diyorum. Senin torunun Reyhan'ın ardından ölüme atladı. Boğulup gitti suda. Beni uğraştırmadan kendi aldı canını. Öldü mü? Benim Aslan Bey torunum öyle bir şey yapmaz. Elinin kiri için ölüme atlamaz. Azize, aklın varsa, aha ben burada. Senin evindeyken sıkarsın kafama. Bak silahım yok. Hadi öldür beni. Yok öldürmüyorsan cümle mahlukat ve Allah şahidimdir ki aha bu kara yazmayı takacaksın başına. Ve bir daha asla çıkartamayacaksın. Hem de bunu senin gibi tek kurşun atmadan yapacağım. İşte benim sana son sözüm. Çekil lan! Öldürdüler onu. Kiran'ı öldürdüler. Kiran'ı öldürdüler. Senin yüzünden. Senin intikamın yüzünden öldü benim kocam. Benim Aslan Bey oğlumu öldürmek o kadar kolay mı? Siz nasıl inanırsınız düşmanın sözüne? 3 oğul kaybettim ben. Kor gibi yandı içim. Bilirim acısını. Bu adamın söylediğine nasıl inanırsınız? Bu adam yalancı. Bu adam pislik. Eğer onun sözüne inanan varsa hemen çıkıp gitsin bu konaktan. Gel kuzum, gel. Gel kuzum. Benim Aslan Bey torunum şu kapıdan sağ salim içeri girecek. Anne. Anne bir şey yok. Miran öldüyse ben ne yaparım? Babaannen haklı. Topla kendini. Ölmedi Miran. Ya diğer dedikleri? Miran o kızın ardından suya atlamış mıdır? Bak, buna yalan diyemiyorsun. Sen de gördün. Atlar deme. Miran o kızın ardından suya atlar deme. Kız. Gönül. Gel buraya. Sana. Yalan söylüyorsun. Miran ölmedi. Ben yalan söylemem. Geberdi diyorsam geberdi. O kadar. Yalan. Sırf bizim canımızı acıtmak için öyle dedin. Doğruyu söyle. İtiraf et. Miran ölmedi. Söyle. İnanmadın mı? Bekle o zaman biraz. Leşini meydana attırayım. Öldü mü ölmedi mi öğrenirsin o zaman. O abin olacak it. Ne abisi be? Ne abisi? O benim. Gönül! Yürü. Eğer ona bir şey olursa bunu size ödetirim. Eğer benim koynum.
bir şey olmadıysa da olacak. Gir. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hiç gidilir mi o adamın peşinden? Adam Miran öldü diyor. Öldü. Asıl siz ne yapıyorsunuz? Sanki çok normal bir haber almış gibi. Nasıl durursunuz böyle? Biz yapılması gerekeni yapıyoruz, anladın mı? Düşmanın sözüne kanıp ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Yetişmesen kim bilir neler anlatacaktın adama. Bu mu derdin? Şadoğulları Miran'la karı koca olduğumu öğrenir diye mi korktun? Her şeyin bir zamanı var Gönül. Miran öldü belki de. Öldü diyorum. Sen bana zaman diyorsun. Ağzımı kapatıyorsun duyurmayayım diye. Eğer Miran'a bir şey olduysa beni de öldü benim. Eğer Miran yoksa ben de yokum. Sustur artık beni. Yeter. Kızım deme öyle. Ölmedi Miran. İnanma düşmanına. Nerede o zaman? Nerede Miran? Çıkıp gelecek kocam. Babaannen bulamazsa ben gidip bulacağım. 40 kilidin altına saklasalar gene de gidip bulacağım. O zaman bul anne. O zaman bul. Efendim Sultan Hanım. Fırat, Miran nerede? Kızın ardından suya atlamış ölmüş diyorlar, doğru mu? Ne oldu ne bitti söyle hemen. Miran, ben dünden beridir görmedim, konuşmadım da. Görmedin de, konuşmadın da değil mi? Ne oldu Sultan Hanım? Bir haber mi var, bir şey mi oldu? Bilmiyorsa gerçek belki de. Anne. Anne yalvarırım. Biz arayalım Meran'ı. Buluruz belki ha. Kızım. Fırat Miran'ı dünden beri görmeyecek. Sonra ben arayıp Miran ölmüş mü deyince ben onu görmedim ki diyecek. Gönül. A benim kızım. A benim saf kızım. İnsan yoldaşının ölüm haberini alsa böyle sakin sakin ben onu görmedim ki der mi? Yalan mı söylüyor? Yalan tabii. Beni başına nasıl salacağını bilemedi. Fırat her şeyi biliyor. Miran şu anda nerede, kiminle, bal gibi biliyor. Ama dur sen. Herkesin dilini çözmenin bir yolu vardır. Gerçekten bilmediği için öyle dediyse. Sen beni dinle kızım. Beni dinle, bulacağım ben sana kocam. Bulacağım. Gel. Sultan Hanım aradı. Reyhan'la beraber köprüden atladığınızı öğrenmiş. O öğrendiyse Azize Ana kesin öğrenmiştir. Adamlar yola çıkmıştır bile. Herkes sizi arayacak şimdi. Anladım. Sen ben buraya çağırmadan sakın gelme, tamam mı? Babaannemin gözü üstünde olacaktır. Sen de diğerleriyle ara beni. Tamam aga. Hadi. Boşuna uğraşıyorsun. Niye bu çaba? Babam bulacak beni. Seni de öldürecek. Ölmem bu kadar mı önemli senin için? Benim derdim senin ölmen değil Miran. Ben babamın katil olmasını istemiyorum. Miran.
Bırak gideyim. Unut gitmeyi. Buradan dönüş yok. Beraberiz. Sonuna kadar. Artık kaderimiz ortak. Ben seninle aynı yolda yürümem. Sen benim bu hayattaki en büyük düşmanımsın. Anladın mı? Bırak. Bırak dedim. Bırak kolumu. Ya acıtıyorsun, bırak. Lan! Ne yapıyorsun? İpine bağlayacağım seni. Yoksa ikimiz de öldüreceksin. Bırak. Bırak. Boşuna debelenme. Abi dur! Nerede Reyhan? Ha? Hani nerede? Abi! Azat, Reyhan nerede? Dur abi, dur! Atlamadı değil! Atlamadı değil! Abi yapma abi! Tutamadım! Sana emanet etmedim mi ben? Sen niye atlamadın? Abi dur! Reyhan! Abi! Reyhan! Abi dur abi! Abi kurban olayım, dur abi, yapma! Kızım! Abi dur! Abi dur, ne olur dur abi! Kızım! Dur abi, kızım! Dur, yeter, dur! Dur! Benim yüzümden! Amca, çok aradım. Her yere baktım. İkisi de çıkmadı sudan. Ah, yüzümden. Abi, Azat öldüğünü görmemiş ki. Atladığını görmüş. Benim yüzümden. Bak, Reyhan eğer sudan çıktıysa kesin kaçmıştır. Belki de babam beni bulsun diye bir yerde seni bekliyordur. Bak, kurban olayım, kendini koyverme. Koyverme ki Allah da onu sana bağışlasın. Kurban olayım abi, ne olur. Haydi. Haydi. Çıkmıştır sudan. Yaşıyordur kızım. Arayıp bulacağız onu değil mi? Bulacağız. Gene alırız annem. Ya istediğin balon olsun. 10 tane, 100 tane alırız. Yavrum haydi bir kaşık iç, ne olursun. Doktor yemezse ayaklanmaz dedi. O zaman birlikte gideriz balon bakmaya, he mi? Babamla ablam nerede anne? Beni görmeye gelmeyecekler mi? Onlar gelmeden yemeyeceğim. Kızım, iyi ki seni daha iyi görsünler. Hem baban sana bir sürü balon alacakmış. Babam balon alırken ben de eve gideyim, senin prenses kıyafetini getireyim. Hem Gül Hanım.
Tamam. İyi düşündün Nigar Ana. Hem temiz çamaşırı, temiz elbise de getiriver. Hepsini getiririm, sen merak etme. Hamuş, ablamı da getir, tamam mı? Ben gideyim, hemen gelirim. Hadi. Annem haydi. Çorba iç. Onun için çözüyordum zaten. Bu önüme koyduğun çorba mı sanıyorsun sen? Hayatımda çorba mı yaptım sanki? Ne bileyim. Ya işte. Ha. Açlıktan öldüreceksin kendini. Değil senin yaptığın çorbayı içmek. Elinden bir bardak su bile içmem ben. Devran sen öbür tarafa. Anacığım. Fırat. Oğlum. Doğru mu duyduklarım anne? Meral öldü diyorlar. O
Şadoğlu kızının peşinden suya atlamış, bir daha da çıkmamış diyorlar. Anacığım. Anacığım dur, ağlama. Tamam dur, kimse ölmedi. Milan da kız da yaşıyor. Kimseye bir şey olmadı. Bak. Ben üzüleceğim diye bana yalan söyleme. Ana, ben sana hiç yalan söyledim. He? Ama sen sakın kimseye hiçbir şey söyleme ha. Bak, Miran'ı çok zor bir duruma sokarsın. Az bekle, her şey düzelecek. Miran Bey, oğlumun sağ salim olduğunu duydum ya. Başka bir şey istemem Allah'ımdan. Tamam, tamam oğlum, sen hiç merak etme. Ben hiç kimseye bir şey demem. Ama sen beni habersiz bırakma, değil mi? Tamam anacığım. Ararım ben seni. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Esma. Bir şey mi istedin gelin hanım? Ha? Bir şey istedim. Söyle bakalım Esma Kalfa. Nerede Miran? Ben nerede bilirim Miran Bey nerededir? Ben... Esma! Ben duyacağımı duydum zaten. Sen duymadığın varsa bana deyiver. Uğraştırma. Neredeler? Vallahi bilmiyorum. Yani Fırat bana bir şey demedi ki. Hem şimdi sorarsam da şüphelenir. Sana yarın sabaha kadar müddet. Yarın sabaha kadar. Öğrendi. Yok, öğrenemedin. Kaçacak deli kara. Çünkü benden evvel Azize Ana'nın gazabına uğrayacaksınız. Sen de, oğlun da. Çıkmışlar sudan işte. Çıkmışlar işte. Yaşıyorlar dedim sana, yaşıyorlar işte. Hadi aramaya devam edelim. Ya bir dakika. Bu havada hepimiz perişan olduk. Abi sen yengemle Gül'ün yanına git. Bizde bir eve varalım. Kim bilir nereye götürdü kızı? Yok. Dayana bulmam lazım. Onu bulmadan hiçbir yere git. Ya abicim azıcık mantıklı düşün, yalvarırım ya. Nereye arayacaksın? Kim bilir nereye götürdü? Ya... Ben de gider evine basarım o zaman. Nereye götürecek başka? Amca, Aslan Beylerin adamları suyun alt tarafında Miran'ı arıyorlardı hala. Demek ki haberleri yok. Konağa gitmiş olsa haberi olurdu. Azat haklı. Abi onları şimdi bulamayız. Sabah ola hayrola demişler. Düşünüp taşınacağız, araştıracağız, illa bir açık verecekler. En azından ikisi de yaşıyor, onu biliyoruz. Haydi. Hanımım, az konuşabilir miyiz? Buyur. Şey diyecektim de... aşağıda şey oldu. Ne? Ne oldu? Miran Bey yaşıyormuş. Fırat'la konuştum, o söyledi. Miran tabii tembihlemiş Fırat'ı kimseye söylemesin diye. Bilirsin, Fırat hiç Miran'ın sözünden çıkmaz. Ne olur kızma. Kız da yanında mıymış? Neredelermiş? Fırat bana bir şey demedi. Ama... asıl mesele bu değil hanımım.
Müdür. Fırat'la konuşurken Sultan Hanım bizi duydu. Beni sıkıştırdı. Sabaha kadar Miran'ın yerini öğreneceksin dedi. Yoksa size söylemekle tehdit etti. Dediğini yaparsın o zaman. İyi de Fırat bana Miran'ın yerini söylemez ki. Fırat Miran'ı tek bir yere götürmüş olabilir. Size verdiğim bağ evine. Doğru. Sabaha kadar bekle. Bu bilgiyi Fırat'tan almışsın gibi söylersin Sultan. Peki hanım. Sen, senin küçük oyunlar. Anne. Ne oldu? Var mı bir haber? Öğrendin mi? Buldun mu? Yaşıyor mu Miran? Şükürler olsun. Miran yaşıyor. Gerçekten mi? Ah Gönül ah. Sen de hanımı tanımamışsın. Peki ya Reyhan? O sağ mı? Birlikteler mi? Sen onu düşünme şimdi. Asıl önemli olan Miran'ın hayatta olması. Evet. Nerede peki? Yarın onu da öğrenirsin. Miran'ı bu eve sağ salim getireceğim. Ama sen de artık bir şey yapmayacaksın. Yarına kadar bu evden dışarı çıkmayacaksın. Tamam. Anne. Sağ ol. Düşünüyorum ama bir türlü aklım almıyor. Nasıl bu kadar çok yalan söylersin? Gözümün içine bakarken, seni seviyorum derken, o sabah kulübede bırakıp giderken hiç mi sızlamadı vicdanım? Ne soruyorum ki? Sen içinde kalp yerine taş taşıyorsun. Ateş geçti. Şardan odunu alıp geleyim. Annem. Reyhan. Yavrum. Yavrum iyi misin? İyiyim annem, korkma. Gülüm.
nasıl? Gülüyor annem gözlerini açtı. Allah'ım çok şükür, çok şükür. Neredesin yavrum? Yerinde bana bak, baba seni arıyor. Burası neresi bilmiyorum ben. Balıkkert'te bir evdeyiz. O Miran denen adam nasıl? Evet. Reyhan! Bırak! Reyhan! Kimi aradın? Bizi ele vereceksin. Annemi. Senin sahte düğünün yüzünden vurulan kardeşimi sordum. Hepsi senin yüzünden. Başımıza gelen bütün kötü şeylerin sebebi sensin. Keşke seni hiç tanımasaydım, bu elini tutmasaydım. Ben seni bir daha sandım Miran. Ama sen ilk rüzgarda yıkıldın. Tutunduğum bütün dalları kırdın sen. Hayatımı mahvettin, ailemi paramparça ettin. Keşke ölseydin. Keşke ardından o suya atladığında boğulup gitseydin. Ölürsem rahatlayacak mısın? Gülüyeceğim. O zaman soğuyacak içim. İçin soğuyacaksa vur. Öldür hadi! Cenneti görmüştüm. Eğer elimden tutup içine attım, cehennemmiş. Sen de o cehennemde yan inşallah. Oh,
Kızın uyandı, bir kızın kayıp. Karının yanında değil, buradasın. Bak, kaçtır arıyor, cevap da vermiyorsun. Mahcubum ben Zehra'ya karşı. Ona diyemedim. Bütün bu olanlar benim geçmişimin hesabıdır diye nasıl diyeyim? Peki senin geçmişinde bunu hak eden bir kusur var mı? Hı? Sevmekten başka bir kusurum vardır baba. Ama bu sevdanın acısını senelerdir çekiyorum. Şimdi benimle birlikte hiçbir günahı yokken Reyyan'ım da çekiyor bu cezayı. Demek bu olanlar sana göre ceza, öyle mi Azar? Ceza değilse nedir baba? Olanda hayır vardır evlat. Kim bilir? Belki de sana şer gibi görünen Allah katında hayır yazılmıştır. Musa ile Hızır'ın hikayesi gibi. Kaybı bilmiyorsun. Bunun sonundan belki de hayır çıkar. He? Bu işin sonunda da hayır çıkar mı diyorsun? Lazım. Bir an yok söyleyeceksin. Nefret ediyordum benden. Ölmemi istiyordun hani.
öfkeme yenilip vurdum seni. Hala nefret ediyorum. Ama ölmeni istemiyorum. Ölmek senin gibi biri için büyük ödül olur. Yaşayacaksın. Yaşayıp cezanı çekeceksin. Hatırlıyor musun, sana o kulübede bir yemin ettim. Sana yaptığımı unutmayacağım, sana da unutturmayacağım diye. İşte ben sözümü tutuyorum. Seni yaşatacağım. Yaptığın kötülüğün altında her gün ezileceksin. Her gün öleceksin ama ben seni asla affetmeyeceğim. Şimdi gidip yardım çağırıyorum. Beni yaşatman için kurşunu çıkarman gerek. Emme. Evet. Sen. Yaşatmam için o kurşunu çıkarmam gerekiyorsa onu da yaparım. Olanlara. Kız bu Aziz Aslan Bey ne akıllı karı çıktı Emi. Sen 27 sene kur. Vallahi şeytanın bile aklına gelmez. Nasıl hamı bile yemeden içmeden kesti. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Bir değil bin Azize gelse benim adedeme vız gelir. Onun sessizliği kopacak fırtınanın habercisidir. İnşallah meteoroloji yanılmaz. Melike, haydi kızım babama bir bardak süt ısıt. Geldi geleli kapattı kendisini odasının ağzına, bir lokma atmadı. Tamamdır Handan Hanım, koyarım şimdi ısınır. Babamlar geldi galiba. Koş koş. Ne oldu? Bir şey bulabiliriz mi içmenize? Ses çıkmadı bugün. Yok bir şey. Yaşadıklarını biliyoruz. Yaşıyorlar mı? Miran ve Reyhan'la mı? Cihan! Bir haber var mı? Sudan çıkmışlar baba. Ağaçlıkta eşyalarını bulduk. Ulan ben size kafasına sıkacaksınız demedim mi? Ne demeye geldiniz eve? Kafasına sıkılacak ha dedi. Neden? Ne yapmış Reyhan? Ne demek ne yapmış? Ulan namusumuz iki paralık oldu. İnsan içine çıkacak halimiz kalmadı. Bir de karşıma çıkmış ne yaptı diyorsun? Hadi o Miran'ın kafasına sıkacaksın. Reyhan'ın suçu ne dedi? Toprak davanızın intikamını kızdan almışlar. Siz toprakları bölüşemediniz diye kızın hayatını kararttınız. Neden dede? Ha? Yetmedi mi kıza ettiğiniz zulüm? Dövdünüz. Yetmedi. Aldınız bir dedeye kara etmeye kalktınız. Yetmedi. Ölüme gönderdiniz dede. Neden? Ha? Alt tarafı bir toprak parçası dede. Alt tarafı bir toprak parçası dede. Azat oğlum ne olur. Ya kız kendini önüme attı anne. Gözümün önünde köprüden atladın. Hayatı dar ettiniz be kıza. Biriniz de demedi. Ya bu kız da mazlumdur. Ya bu kız suçsuzdur. Hala ölümden bahsediyorsunuz ya. Biz bu kızın kolunu kanadını kırdık. Alıp koruyup kollayacağınıza kafasına sıkacaksın diyorsun dede. Sana ne var? Sana mı düştü Reyhan'ı korumak? Şadoğlu ailesinin adını yere düşürmüş. Leke çalmış kızı. Bana mı savunuyorsun Azat? Savunuyorum dede. Savunacağım. Şadoğlu adını biz yere düşürdük. Biz koruyamadık. Biz oyuna geldik dede. Adamın ne olduğunu anlamadan daha kızı kendi elinizde verdiniz. Hayır. Bundan sonra Reyhan'ın kılına hiç kimse zarar vermeyecek. Gideceğim bulacağım Reyhan'ı.
Tutacağım kolundan, buraya getireceğim. Ne demeye getireceksin ulan? Getirin de ne yapacaksın? Ne yapacağım dede? Alacağım. Getireceğim. Hanım yapacağım kendime. Koruyup kollayacağım. Yaralarını saracağım. Hiçbiriniz artık ona zarar veremeyeceksiniz. İzin vermeyeceğim. Azat. Reyyan'a sevdalısın demek. Sevdalıyım ya baba. Aha şuncacıktan beri sevdalıyım Reyyan'a. Sen anlamadın mı gözlerine bakınca benim Reyyan'ı ne kadar çok sevdim. Düğünü ondan bastın. Hazar da biliyordu. Onun için Reyyan'ı senin eline kolayca verdi. Hepiniz biliyordunuz. Ulan hepiniz biliyordunuz. Ben ki koskoca Nasip Şadoğlu, bu evde benden habersiz kurs uçmaz diyordum. Benim ailem benim arkamdan iş çevirilmiş meğer. Ben de ihaneti, düşmanı dışarıda aradım. Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar olsun. Ben sana söyleyecektim. Ulan. Tam babam beni kalbine alacak. Sevecek. Sırtımı sıvazlayacak. Aferin oğlum diyecek diyorum. Sen, çocuklar, beni ayağımdan tutup aşağı çekiyorsunuz. Sıcak suyla. Ateşte. Kurşunu çıkarana kadar bıçağı etimden çekme. Sana ben şiirler söyleyeyim.
var.
Bunların hepsini sen mi aldın dede? Hı-hı. Sen gözünü açar açmaz balon istemişsin. O kaçan balon çok güzeldi. Böyle kıpkırmızıydı ama olsun, bunlar da güzel. Gülüm benim, sana tüm balonlar feda olsun. Amcan kurban. Yenge. Handan'la Yaren de gelecekti de biz kalabalık etmeyelim dediler. Çok da selam söylediler, sakın yanlış anlama. Sağ olsunlar. Aa dedem, ben artık kesin hanımı aldım, biliyor musun? Nasıl oldu? Hani sen büyünce benim anam gibi hanımı alacaksın diyordun ya. Ben de büyüdüm işte. Nasıl büyüdün? Ben vuruldum ya, çocuklar vurulmaz ki. Azat abi. Gülüm. Abim. Çok şükür ya, bak yine yüzün gülüyor ya. Ablam yine mi gelmedi? Gelsin ama artık bir yerlerim acımaya başlayacak. Sonra daha çok hastalanacağım. Ben sana ne alayım abim? Ha? Ne istersin benden? Kızının yerini öğrenmek istiyorsan hemen arka bahçeye gel, tek başına. Bu kadar mı? Bu kadar. Abi. Hayır, nereye? Su alacağım ya. Dur ben ama... Yok, sen kal. Ben bir de hava alayım. Pazar Bey. Buyur. Kimsin? Hangi yüzle geliyorsun buraya ya? Burada konuşamam. Diyeceklerim var. Kızınla ilgili. Telefona mesajı sen attın. Ben attım. De haydi söyle, kızım nerede yoksa senin... Söyleyeceğim. Ama önce bir anlaşma yapacağız. Ne anlaşması ya? Ya şeytanla anlaşma falan yapma. Hazar Bey, benim derdim intikam falan değil. Sizin meseleniz benim umurumda bile değil. Buraya Miran için geldi. Sen de kendi kızın için geldin. İstersen sabaha kadar sövdür bana. Ama sen de ben de biliyoruz ki işbirliği yapmazsak çocuklarımızı koruyamayız. Sen nasıl bir anasın ya? Sen nasıl bir anasın? Evladını böyle bir şeye alet ediyorsun. Ana dediğin yavrusunu korumak için kendini parçalar, sen kendini tehlikeye atıyorsun. Neden inanayım ben? Ben Miran'ın anası değilim. Ne? Kayınvalidesiyim. Ne diyorsun sen, kadınsın? Gelip kızız. Ya siz ne biçim ailesiniz ya? Ya bu nasıl bir iştir? Buraya gelmekle hayatımı tehlikeye attım. Şimdi ya dinle ya da giderim. Benim tek derdim damadımın kızıma sağ salim geri gelmesi. Yuvasına, mutluluğuna geri dönmesi. Yerlerini söyleyeceğim. Sen gidip kızını alacaksın. Ama Miran'ı sağ bırakacaksın. Eğer Azize senden evvel bulursa, işte o zaman kaybedersin kızını. Tamam. Kızımı sağ salim bulursam, damadını sağ bırakacağım. Aksi olursa, Miran'ı 27 kat dibine gömerim bilesin. İşte sana Hazar Şadoğlu sözü. Tamam. Tamam.
De haydi söyle, kızım nerede? Bir bağ evinde kalıyorlar. İşte bu da adresi. Neresi burası? Abi, o kadın kimdi? Kim? Kadın. Sultan Hanım. Sultan mı? He. Ne demeye çıkmış ki sen karşına? Miran'la Reyhan'ın kaldığı yerin adresini verdi. Bir bağ eviymiş. Sen burayı biliyor musun? Ha, biliyorum. De haydi. Abi bir dur. Babamı kim oyalayacak? He ya. Yeri tarif edeyim, sen git. Yeğenimi o şerefsizden kurtar. Kardeşim benim ya. Can, ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim kardeşim? Ya sen benim abimsin. Esas ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Reyhan. Reyhan. Çok acıyor. Öbür elinle iç. Sabah beni bırakırken başıma bunların geleceğini bilmiyor muydun? Anamın yaptığı
çorbaya benzemiş. Diye yapmadım. Seni hayatta tutmaya çalışıyorum. Biliyorum. Bana cezanı vereceksin. Senin cezanı ben değil. Allah verecek. Cihan, neden çağırdım ben dışarı? Baba, bir şey diyeceğim. De o zaman, ne bekliyorsun? Sen bana vursan da, kızsan da arkandan iş çevrilmesine gönlüm el vermiyor baba. Sen benim babamsın. Bunu bana sen mi söylüyorsun Cihan? Abim, Miran'la Reyhan yerini öğrenmiş. Peşlerinden gitti. Demek bunu da yaptı bana. Bak, ben nereye gittin de biliyorum ama sana duyurdum öğrenirse benim karşıma çıkar abi. Aha. Burada. Rıza, hadi gidiyoruz. Karşıya çıkmıştım. Evin eksiklerini görüp geleyim dedim. Lambalar falan hep patlamış. Sen beni aptal mı sandın? Ben Azize Aslan Bey'im. Kimleri geçip gelmişim buralara? Demek gidip Şadoğlu'na Miran'ın yerini sattın ha? Bunun hesabını vereceksin Sultan. Ana, ben ne yaptıysam Miran'ı sağ salim kurtarmak için yaptım. Soyumuzu, evladımı kurtarmak için yaptım. Sen evvela kendini kurtar. Kurdun dişine kan değdi mi iflah olmaz derler. Sen ne yılansın sen. Şahmaran gibi bu eve kurulmak istiyorsun ama ben daha ölmedim. Ayağına denk al. Yeter babaanne. Allah aşkına yeter. Annem o benim. Şu evde Esma'ya, Keriman'a gösterdiğin merhameti bize göstermedin. Reva mı bu? Hanımım, bugüne kadar hep bana sadık oldun Esma. Bunu da söylemekle iyi ettin. Sen sultanı düşünme, ona bir şey olmaz. Yağlı ip gibi her yerden kayar gider o melun. Sen oğlanı ara bir bakayım. Çalıyor. Efendim anacığım. Fırat. Azize ana, buyur. Neredesin? Beyaz sudayım Azize ana. Arıyoruz, daha bir şey bulamadık. Neyi arıyorsunuz? Neyi? Miran'ı. Bak, elimde büyüdün Fırat.
seni torunlarından ayırmadım. Şimdi sen bana yalan söylüyorsun değil mi? Azize Hanım, Azize Hanım bak ben... Gel, hemen Mira'nın sakladığın o bağ evinden al. Şadoğulları yerini öğrendi. Öğrendi mi? Bana soru sorma. Hemen torunumu oradan al çıkın. Benim adamlar yola çıktılar, sen de onlara yetiş hemen. Onlar ne yapacaklarını biliyorlar. Tamam, tamam hemen gidiyorum. Aga niye ulaşılıyor bu telefona ha? Niye o? Uf Allah'ım of. Toplanın! Toplanın hemen! Toplanın! Konağa dönüyorsunuz. Anne. Hı. Ya abim dediğini yaparsa? Ya gerçekten Reyhan'ı kolundan tutup eve getirirse ne yapacağız? Azat'ın Reyhan'la evlenebilmesi için önce benim cesedimi çiğnemesi lazım. Ben nefes aldığım sürece aha bu iki dünya bir araya gelir de onlar evlenemezler yarın. Bu kadar da büyük konuşuyorum. İnşallah Handan Hanım. Gerçi artık buralarda pek hükmün okunmuyor. Ama inşallah karşılarında durursun. Buyurun hadi. Hanife, sen hayırdır? Ne bu rahatlık? Ne oluyor kızım? Ne yapıyorsun? Bundan sonra böyle Handan. Handan. Handan mı dedi bu bana? Senin adın Handan değil miydi? Bak hele bak baba. Hareketlere bak. Kız ben seni ne yaparım biliyor musun? Şşş, yavaş gel Handan. Sakin ol. Ya Hanife sen kafayı mı yedin? Kendini kapının önünde mi bulmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben bu konaktan gidersem... ...aha da siz ikiniz de gidersiniz. Sen ne diyorsun be? Diyorum ki bu sarı çıyanı yediği haltı söyleyiveririm. Şadoğlu'na ne yapılacağını bilip de sustuğunu deyiveririm Nasuha'ya. Kız kim inanır ki sana? Hem sen nereden uyduruyorsun bunları? İftira atma millete, yok öyle bir şey. Ödenemesi bedava Handan. Hadi deyiverelim bakalım ikimiz de kime inanacaklar. Nasuha'ya kıymetli torununun Şadoğlu adını bilerek yere düşürdüğünü bir de sen var ya. Gayrı gerisi tufan. Tabi susabilirim de. Ama bir şartım var. De bakalım Hanife. De bakalım ne yapacakmışız biz. Ne istiyorsun? Para mı toprak mı ne? Nasıl hayır? Ne? Bana nasıl hayır yapacaksınız? Aha da siz ikiniz. Beni bu konağa hanım edeceksiniz. Al canım. Koyuver şuraya. Siz de kahvelerinizi soğuttunuz. Hadi için. Daha değil abi. Daha değil.
Öyle bir anda arayacağım ki babamı, tam suçlusu olacak. O zaman göreceğiz. Babamın has evladı sen mi olacaksın, yoksa ben. Kötüye bir şey olmaz derlerdi. Doğruymuş. Artık ölmeyeceğim belli olduğuna göre gidiyorum. Reyhan, seni dışarıda arayan adamlar var. Hiç kimse senden daha tehlikeli olamaz. Seslenmedin. O da seni kurtarmaya geldi. Seni korumak için susmuyorum. Babamın eli senin gibi birinin kanıyla kirlenmesin diye susuyorum. Allah'ın haysiyetsiz. Alçak herif. Nasıl yaptın bunu bize? Sana güvenmiştik. Kalbimin yarısını sana emanet etmiştim. Baba. Babam. Elini onun kanıyla kirletme. Kızım sen çık. Bu mesele artık senin değil. Bu mesele artık benim. Söyleyeceğim. Alo, abim.
Ha bak, babam gittiğini anlayıp peşine düştü. Seni takip ediyor. Ben de onu takip ediyorum. Abi ne olur dikkatli ol, olur mu? Olduğunuz yere vardık bile. Tamam. Söz verdim. Seni öldürmelerine müsaade etmeyeceğim asla. Geldiler işte, görüyorsun. Bak vakit yok. Kızımı Allah'a emanet ediyorum. Elçi olarak veriyorum sana. Eğer kılına bir zarar gelsin, aslan beylerin soyunu seninle kuruturum bilesin. Hayır, beklemeyin. Kızım alacağım seni. Kızım benim alacağım. Haydi. Haydi. Efendim ne? Çabuk. Hadi. Hadi. Gel. Çabuk. Hadi koş. Yoklar. Neredeler? Söyle, neredeler? Gittiler. Elinle saldın kızı, değil mi? Düşmanımızın eline verdin, kızı gitti. Ben kızımın canını kurtardım. Senden korudum onu. Hücum beşlerine. İkisinin de canını almazsak yazık bize. Reyhan, iyi misin? Ayağım boştum galiba. Bırak elimi. Reyhan hadi koş. Siz hemen evin arkasına dolanın. Rıza, sen de arabayı al, araziye çık. Akıllı oğlum, yakındalar.
İkisini de gördüğünüz yerde indireceksiniz. Anlaşıldı mı? Haydi. Reyhan Hanım'ı da mı aldı? Reyhan'ı da. İkisini de indirin. Emredersin abi. Karşısına geçip Reyhan bizim çocuğumuz öldürülmesine müsaade etmiyorum demedin. Şimdi kalkmış yeğeninin ölüm emrini veriyorsun he mi Cihan? Abi. Bırak. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Sen burada benimle kalıyorsun. Evlat benimse arşa kadar giderim. Allah'tan başa kimse mani olamaz baba. Çıkacağız buradan. Bak geldik yol. Gel. Hadi. Fırat bu. Reyhan kurtulacağız. Fırat. Fırat. Miran, iyi misiniz kardeşim? Reyhan geri. Kaçın Reyhan Hanım. Kaçın. Arabaya geçin. Çabuk. Thank you.
dur. Öldürecek mi sana bunu? Bırak dur dedim sana. Durdur arabayı. Sen de korktun değil mi? Geldin sözüme. Öldürecekler Miran'ı. Senin annen Miran'ın yerini o Hazar denen adama söylemeseydi bunlar başımıza gelmeyecekti. Miran Bey'im geldi. Miran! Miran Bey'im geldi. Aga bu eve bu kızla nasıl gireceksin? Nereye geldik? Neresi burası? Reyyan bundan sonra burada kalacak.